Seçim ve seçimin dış politikaya etkisini Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetin Er Çetin'le konuşacağız. Öncelikle Devlet Bahçeli ile başlayalım Çetin Er. Şimdi Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'nin duruşuyla ilgili sözleri ve seçim ödeneğinin 11 ile aktarılması ile ilgili sözleri tahminen çok konuşulacak. Ne diyorsun, bu çağrı diğer partilerden destek görür mü? Oğlum tabii genel itibariyle Türkiye'de siyasi partilerin hazineden almış olduğu yardımlar hep tartışıla gelmiştir. Hı hı. Bu iktidar için de böyle, muhalefet partileri için de böyle. Hı hı. Belki bugüne kadar HDP'ye bu son dönemde verilmesiyle beraber bu biraz daha ayyuka çıktı, daha çok tartışılır hale geldi. Hı hı. HDP daha önceki dönemlerde bu hazine yardımlarından çok fazla faydalanamıyordu. Hı hı. Tabii kendi adına %10 barajını aşarak meclise girdiği andan itibaren artık hazine yardımlarına faydalanır hale geldi. Tabii bu biraz daha bunu görünür, daha tartışılır, daha konuşulur hale getirdi ama şu an tabii Türkiye önemli bir süreçte, önemli bir kavşakta. 11 tane ilimizi çok ciddi anlamda sarsan bir deprem yaşadık ve Hatay, Adıyaman, Maraş gibi kentler neredeyse haritadan silinecek ölçüde çok büyük zayiatlarla karşılaştı. Hı hı. Aslında ben de bu hafta için böyle bir yazı yazmayı planlıyordum. Hani siyasi partiler alacakları hazine yardımlarını lütfen deprem bölgelerinde kendileri de harcayabilirler, kendileri de kullanabilirler veya AFAD'a devredip onlar üzerinden de bu destekleri, yardımları devam ettirebilirler. Pekala HDP, MHP, İYİ Parti, CHP, AK Parti'nin vereceği bu destek çok ciddi anlamda oradaki yaralara merhem olacaktır. Çünkü bahsettiğimiz rakamları topladığımız zaman yan yana çok büyük rakamlar yapıyor. Yani evet. Milletvekili sayısı, oy oranı, böyle bir kıyaslama yapıldığı zaman alınan paralar çok büyük paralar. Hı hı. Ama tabii bir taraftan da siyasi partiler seçime girecekler. Zaten Cumhurbaşkanı az önce aslında satır arasında bir mesaj daha verdi. Müzikli, olmaksızın bir olmayacak. Şimdi zaten seçim kampanyalarının en büyük maliyetleri de bu tip prodüksiyon altyapıları. Çünkü müzik buluyorsunuz, ona para veriyorsunuz, sözleri değiştiriyorsunuz, telif haklarını şey yapıyorsunuz tabii. Ve çok ciddi bir maliyet oluşuyor. Anladığımız kadarıyla bu seçimlerde sadece meydanlarda otobüsler ya da işte büyük tırlardaki platformlar üzerinden bir konuşma yapılacak. Halkla birebir bir seçim irtibat kurulacak. Süreci geçireceğiz. Bu da doğru bir şey. Çünkü ülkemiz çok büyük bir acıyı yaşıyor. 50 bin üzerinde insan hayatını kaybetti. Ve halen içimizde her ne kadar seçimin o sıcak gündemi bizi o tartışmaların içine çekse de aslında asıl gündemimiz bizim. Kesinlikle. Halen oradaki yaralarımız, halen oradaki içimizi sızlatan acılı görüntüler, halen oradaki insanların yardımlara ihtiyaçları var. Hatay'da, Adıyaman'da, Maraş'ta ve birçok yerleşim biriminde çok ciddi sıkıntılar var. Ve daha da önemlisi çok hızlı bir şekilde bu dışarıda kalan ailelerin konutlara geçmesi gerekiyor. Ben hatta şöyle bir öneride bulunayım. Sayın Bahçeli'nin yaptığı öneriye katkı olsun. Siyasi partiler kendi bütçelerindeki paraları versinler. Önümüzde 2 ay var. Hı hı. Genelde Ankara'da bunu gazeteciler hep konuşurlar. Meclis 2 ay kala milletvekilleri o 2 aylık maaşlarını peşin çekerler. O parayı da çekmeden herkes direkt o parayı buraya aktarabilirler. Hı hı. Aktarırlarsa çok ciddi bir 600 milletvekili düşünün. Hı hı. Ciddi bir rakam ortaya çıkar. Siyasi partilerin aldığı paralar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerimizin de bu anlamda Sayın Meclis Başkanımız Şentop'un da aracılığıyla bu işte çok ciddi bir konut eksiği açığı kapatılabilir. Yani tahmini en az bir 300-400 konut yani 300 aile böylelikle sevindirilmiş olur. Bence de çok doğru bir tercih, çok doğru bir öneri. Ama diğer siyasi partiler buna nasıl bakar? Tabii büyük siyasi partiler var, zengin siyasi partiler var, tabanları geniş siyasi partiler şöyle, var, küçük siyasi partiler var. Hepsinin hazinenin dışında da kaynakları var. Yani ki. Kendi taraftarlarından, teşkilatlarından aldıkları paralar da var, kendi gelirleri de var. Bazılarının ticari anlamda elde ettiği, kiraya verdiği yerler var. Dolayısıyla bu maliyetler bence bu kısa vade içerisinde
Türk halkını sevindirecek. Hı hı. Ve belki de işte meclis lojmanları yıkılmıştı, izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Hı hı. AK Parti iktidara geldiği zaman çok tartışmalı bir yerde, oranda işte kaçakların, mafya babalarının, olaya karışmış herkesin gidip milletvekillerinin evlerinde saklandığı, gizlendiği bir mahalleye dönüşmüştü. Hı hı. Ve çok ciddi tartışmalara da neden oluyordu. AK Parti ilk geldiği andan itibaren o orandaki, Ankara'daki meclis lojmanları tamamen ortadan kaldırdı. Aynen. Şimdi o algıya bir katkıyı da Sayın Bahçeli'nin önerisiyle Adıyaman olur, Maraş olur, Hatay olur. Böyle bir bölgede hatta şöyle de bir şey yapılabilir, bir katkı daha olsun. Gelecek olan yeni milletvekillerimizin de 3 aylık maaşlarını hemen peşinen, çünkü çok ciddi bir maaş alıyor milletvekillerimiz. 3 aylık maaşlarını da katkı olarak Çetine. Verirlerse ben şu anda kaynak arayışı içerisindeyim. Her kaynağı da oraya işte 5 aylık bir maaş, partilerin verdiği paralar. 3'tü 5'e mi çıkardın? 5 ay olur. 5 yani ay olur. Evet. 2 ay önceki milletvekillerinin ve seçilecek olanların da 3 ay, 5 aylık. Ya bir şey olmaz, kişilik. Ne olacak yani, seçilecek olan milletvekilleri altın rozet takmazlar, normal rozet takarlar. Tabii canım, tabii sonuç ki. İtibariyle her dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi %70 oranında bir yenilemeye gidiyor. Dolayısıyla şu anda herkes, her bir desteğe ihtiyacımız var. Şimdi Çetin Er aslında... Ama iyi bir kaynak buldum evet, ya şu anda. Sayın Devlet Bahçeli'nin önerisi aslında çok önemli bir öneriydi. Onun için bununla başlamak istedim. Şimdi Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Bugüne kadar hep işte 14 Mayıs mı, Haziran mı diye üstü kapalı konuşurken artık resmen seçim gündemine başladık. Ve liderler de artık seçim gündemlerini ve yol haritalarını aktarıyorlar bizlere. Şimdi bu seçim o kadar önemli ki, bir taraftan pandemi bitmiş, dünya ekonomik krizle boğuşuyor. Bir taraftan Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Bir taraftan Türkiye'nin Yunanistan'la ilişkisi inanılmaz gerilmiş durumdaydı depreme kadar. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile masada PYD-YPG krizleri, bir taraftan F-16, F-35'ten atılmamız... Bunlar çok gergin bir ortamda Türkiye seçime giriyor. Bir taraftan Suriye ile normalleşme, acaba seçimden sonra Esad'la bir görüşme olabilir mi? Dünya bu gelişmeyi nasıl izliyor? Eğer Cumhur İttifakı kazanırsa nasıl bir düzlemde gider dünya ile ilişkiler? Çünkü bir politikada ılımlaşma da söz konusu Türkiye ve yurtdışı politikasının. Eğer bir farklı ittifak gündeme gelirse Türkiye politikasında, dış politika ile ilgili ne olur? Şimdi oğlum, tabii bunun birçok aslında spektrum var. Yani farklı alanlarda, farklı bölgelerde, farklı konjonktürler üzerinden tartışmamız ve konuşmamız gereken kısa başlıkları kısa var. Kısa kısa hepsine değinelim. Biri, 7 dakikamız var. Libya çünkü. Meselesi var. Libya meselesi Türkiye'nin hayati meselesi. Yani Doğu Akdeniz'deki tüm haklarınızın, bütün hakimiyetinizin ve tartışmalarınızın merkezi Libya. Dolayısıyla Libya politikasından geri adım atmamamız gerekiyor. Ama şimdi biraz geriye dönüp baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi Libya'ya asker gönderilip gönderilmemesi konusunda ve birçok kez hükümetin Libya politikalarına yönelik çok sert açıklamalar yaptı. Ama ben eminim ki iktidar olma durumları söz konusu olursa CHP'nin de o Libya'ya yönelik açıklamaları, Libya'daki askerin bulundurma gerekçesi gibi başlıklarda söylemlerini 180 derece değiştirmek zorunda kalacak. Çünkü bir hayati mesele. Yani Libya'dan askerinizi çektiğiniz andan itibaren sizin Yunanistan'la bir diplomasi alanı oluşturup oradaki yeni bir kurguyu düzenlemeniz imkansız ve o hukuki haklarınız elinizden gittiği andan itibaren siz Yunanistan'la daha büyük gerilimlere zemin hazırlarsınız. Bir başka yönüyle ülkemizin etrafında işte Gürcistan'da son bir haftadır çok ciddi karışıklıklar var ama Gürcistan, Rusya ve Amerika arasındaki bir eksen ortasında şu anda ve o tartışmalar giderek daha da derinleşecek. O çok net görünebiliyor. Hı hı. Dolayısıyla Gürcistan-Türkiye ilişkileri aslında çok önemli çünkü bizi Azerbaycan'a bağlayan bir koridor Gürcistan aynı zamanda ve Rusya'yı dengelemek açısından da Gürcistan çok önemli. Hı hı. Dolayısıyla oradaki karışıklığın kısa vadede oluşturacağı etkileri iyi hesaplamak lazım. Gerek muhalefet gerek iktidar bunu iyi görmek zorunda. Hı hı. Irak'ta zaten 2003'ten beri çok dalgalı bir siyasi tablo hakim. Hı hı. Giderek daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Suriye meselesi. Önümüzdeki hafta Ankara'da bir toplantı olacak ve Suriye'de bir yol alınır mı, alınamaz mı göreceğiz. Çünkü bu ay içerisinde
Moskova'da İran'ın da katılımıyla daha önce üçlü görüşmeler vardı. Şimdi dörtlü görüşmelere dönüştü. Hı hı. Şimdi bu konuda muhalefet de iktidar da hemfikir ama burada şöyle bir sıkıntı var artık bundan sonra. Bir seçim kararı alındı. Suriye'de de bir seçim süreci var. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle Esad rejimi bu işi biraz geciktirecektir. Yani biraz daha yeni hükümetin seçilmesini, yeni hükümetin gündem parametreleri üzerinden yeni bir alan oluşturmaya çalışacaktır. Çünkü burada İdlib meselesi var, Türkiye'nin askerini konuşlandırdığı bölgeler var. Suriye'deki birçok göçmenin Türkiye'ye gelmiş olmasından dolayı demin siyasi temsilciler de eleştirilerde bulundular. Dolayısıyla birçok eleştirinin olduğu bir noktada Suriye politikasını yeniden şekillendirmek çok kolay olmayacak. Ama bu bir gerçek ki Suriye seçimde de Türkiye'nin iç siyasi konusunun ana başlıklarından, parametrelerinden biri olacak. Özellikle Suriyeli göçmenler meselesi. Ama bunun zaten ayak sesleri geliyordu. Ta 6 aydır gerek muhalefet, gerek sivil toplum örgütleri bu konuda çok sert çıkışlar yapıyordu. Hükümet de bunu biraz daha aslında topu göğsünde yumuşatmaya başladı. Suriyeli görüşmeye başladı. Bir taraftan da geri dönüşlerin önünü açmaya çalışıyor ama bir taraftan da Avrupa Birliği ülkelerinden açıklamalar gelmeye başladı. Suriyeli göçmenler konusunda muhalefetin politikalarını desteklemediklerini çeşitli vesilelerle açıkladılar. Şimdi bu da çok ciddi bir sorun. İşin tabii Rusya-Ukrayna meselesi var. Şimdi bu iş daha da derinleşecek ve görünen parametreler Rusya'nın Moldova'ya yöneleceği şeklinde. Eğer Rusya Moldova'ya yönelirse Türkiye, Ukrayna, Rusya dengesinde olduğu gibi Moldova, Rusya dengesinde de aynı sabit duruşu sergileyebilecek mi? Amerika ve Batı Türkiye'yi taraf olmaya zorlayabilir mi? Ki bu konuda biliyorsun birçok kez tartışmalar oldu, birçok kez baskılar oldu ama Türkiye bunu hep observe etmeyi başardı şu ana kadar. Ama işin Moldova boyutu da başlarsa iş biraz daha farklı bir boyut kazanacak. Rusya bizim için önemli bir ekonomik alan, iyi bir pazar. Şu anda Türk iş adamları bu konudan oldukça memnun. Hı hı. Ama para transferleri konusu çok ciddi sıkıntı. Bankalarla yapılamıyor. Bu işte yeni gelecek hükümetin ana gündem maddelerinden biri olacak. Çünkü bana gelen bilgiler şu ana kadar Türk iş adamlarının 1 milyar doların üzerinde parasının Rusya'da beklediği yönünde. Hı. Şimdi bu çok ciddi bir rakam, çok büyük bir rakam. Hı hı. Ama seçimden önce de çözülmesi beklenen bir durum değil. Türkiye-Amerika ilişkileri zaten 2003'ten beri giderek daha da kendi içinde sıkışarak ama bir taraftan da kopmayan bir ilişki ağına dönüştü. Yani Süleymaniye'de Türk askerlerinin başına geçirilen çuval sonrasında ciddi bir gerilim yaşandı. Çok ciddi bir kopma başladı. Ama o tarihten bu yana da Amerika'da ilişkileri düzeltmek için olağanüstü bir çaba sarf etmedi. Tam tersine işte geçtiğimiz hafta Amerika Genelkurmay Başkanı PYD'nin, YPG'nin ve PKK'nın olduğu bölgelere gitti. Onlarla toplantılar gerçekleştirdi. Ama şurası bir gerçek oyun. Herkes dışarıda şunu bekliyor. Bir, hızlı bir şekilde Türkiye'deki seçimin sonuçlarını görmek istiyorlar. Hı hı. Mevcut hükümetle mi yola devam edilecek? Ona göre politikalar belirleyecek. Yeni bir muhalefet iktidar ilişkisi nasıl şekillenir? Eğer şu anki Türkiye'deki muhalefet iktidar olursa nasıl bir denklem oluşur? Şimdi tabii şurası bir gerçek. Türkiye'nin gelecek tasavvuru ya da geleceğe dair beklentileri milli bir politikadır. Evet. Burada evet eleştiriler olabilir ama Libya, İran, Irak, Suriye, Yunanistan gibi konularda ben iktidar değişse bile, muhalefet iktidara Dışişleri Bakanlığı alsa bile çok şeyin değişeceğini zannetmiyorum. Çünkü bu Türkiye'nin sonunu hazırlar. Çok sıkıntılar yaşarız. Mesela İran şu anda Suudi Arabistan'la barıştı. Dün mesela Çin buna aracı oldu. İran'ın bölgede güçlenmesi bizim için aslında çok da istenilen bir durum değil. Çünkü biz İran'la 1000 yıldır bu coğrafyada bir rekabet halindeyiz. Hı. Irak'ta rekabet halindeyiz. Azerbaycan, Karabağ meselesinde rekabet halindeyiz. Suriye'de rekabet halindeyiz. Ve İsrail, Lübnan meselesinde rekabet halindeyiz. Şimdi böylesine geniş bir perspektifte baktığınız zaman bu süreçte de iyi görmek gerekiyor. Evet, çok teşekkürler Çetin.